engelleri ortadan kaldırdık. Bu ülkede düşünmek yasaktı, bu yasakları kaldırdık. Düşündüğünü söylemek yasaktı, bunları kaldırdık. Bu ülkede şiir okumak yasaktı, o yasakları kaldırdık. Bu ülkede başörtüyle üniversitelere gitmek yasaktı, onları kaldırdık. 76 milyon ülke insanının kendisi gibi olabileceği, her bir bireyin kendi düşünceleriyle, kendi örfüyle, geleneğiyle, kendi diliyle, kendi diniyle, kendi yaşam tarzıyla var olabileceği özgür bir Türkiye için büyük bir mücadele verdik bu ülkede. Ve bu ülkede, değerli dostlar, geçmişten gelen yanlışları teker teker gündemimizden çıkartmaya Allah'a hamdolsun önemli mesafeler aldık. Bu ülkede bugün insanlarımız problemlerini konuşarak çözme zeminini buldular. Artık 15 ay düşmesin. Sorunlarımız var, bunları biliyoruz. Ama bunları konuşarak, bunları medeni zeminde, demokrasi zemininde konuşarak çözme kapasitemiz var. Bu ülkede bir arada yaşama irademizi her geçen gün besleyen, geliştiren ve büyük Türkiye'ye doğru bizi götürecek önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. İzlediğimiz bu politikalar sebebiyledir ki bugün Türkiye maddi gelişmelerin yanında gönül dünyalarını onaran adımları da attı demiştim. Artık bugün Türkiye denizin altından trenler yürüten, denizin üzerinden otoyollar yapan, dağların altından tüneller açan, kendi haberleşme uydusunu yapan ve yarınlara güvenle bakan büyük bir ülke. Sigorta